Merhaba arkadaşlar. Bugün C# derslerinin üçüncüsünü çekiyorum. Bugünkü dersimizde küçük bir otomasyon örneği yapacağız. Bilet otomasyonu yapacağız. Şimdilik öğrettiğim bilgilerden dolayı sadece veri tabanlı dosyalamasız yapacağız. İleride dosyalama ve veri tabanını anlattıktan sonra tabii onunla da yapacağız. Şimdi yeni bir projemizi açtık. Bilet otomasyonu dedik. Okey dedik. Formumuz biraz büyük olsun. Çünkü bir bilet alırken, otobüs bileti alırken bayağı seçimler var. Şimdi önce Properties kısmından formumuza isim verelim. Text kısmına gelelim. Bilet otomasyonu yazalım. Gördüğünüz gibi böyle bilet otomasyonu yaptık. Text'te. Back color'a geldik. Back color'da rengini değiştirelim önce. Güzel bir şey olsun. Evet, şimdi bu olsun. Öncelikle bir bilet otomasyonunda olması gerekenler nereden nereye gidileceği ve hangi tarihte olacağı, koltuk numarası, ad, soyad, TC, cep, e-mail gibi şeyler olabilir. Bir tane label atalım. Özelliğini değiştirelim. Properties'ten foreign color'ını beyaz yapalım. Evet, şimdi bu nereden olsun? Nereden nereye olduğunu göstereceğiz. Siyah yapalım. Tekstini değiştirelim. Nereden olsun? Kopyaladık. Buraya nereye olsun burası da. İki tane, her biri için iki tane combo box kullanacağım. Yani toplam dört tane combo box kullanacağım nereden nereye olması için. Neden kullanıyorum bunları? Mesela birincisi il, ikincisi ona bağlı olarak içi çıkacak. Nereye içinde aynı şey olacak. Bundan dolayı toplam dört tane combo box'a ihtiyacım var. Nereden nereye kısmı için. Sonra burada bunları biraz sağa çekelim. Mouse tuşları, yani klavye tuşlarıyla bunu çekebiliriz. Label vardı bizde. Burası il olsun. Burası da ilçe kısmı olsun. Yani nereden gidilecek il olarak, hangi ilçeden ve nereye gidilecek il ve ilçe olarak. İl. Bunu da ilçe yapalım. Evet, şimdi bunu da düzelttik. Sonra tarihi almamız lazım. Tarih için de kullanıcısı bilgilendirelim. Tarihi buraya koyalım. Tarihi de data time picker nesnesini kullanarak seçelim. Bunu hiç anlatmadım. Bunu ilk kez anlatacağım nesneyi. Data time picker belli bir zaman aralığını seçmek için, yani bildiğiniz tarih kullanımını daha kolaylaştırmak, daha kullanışlı halde yapabilmek için Visual Studio'da olan bir nesnedir. Toolbox'taki bir nesne. Burası da tarih olsun. Label'ın Properties kısmından tarih yazdık. İlçe 2 nokta koyalım. İle de koyalım. Evet, şimdi tarih için data time picker'ımızı da koyduk. Şimdi fiyatı almamız gerekiyor. Fiyatı da textbox'tan alalım. Textbox nesnesini de kullanalım burada. Bu kadar büyük yeter. Label'ı kopyaladık. Buraya yapıştırdık. Şimdi tekstini değiştirelim. Bunlar sadece bilgi amaçlı olduğu için kopyala yapıştır yapabiliriz nesneyi. Şimdi fiyatı da aldık. Şimdi bir de koltuk numarası olur. Fiyatı biraz aşağıya çekelim. Koltuk numarasını seçsin önce. Koltuk numarasında da combo box nesnesi. Buradan bir tane combo box kopyalayabiliriz. Kopyaladık.
Buradan da label'ı kopyalayalım. Şu an sadece dizayn kısmını yaptığımdan dolayı biraz sıkıcı gelebilir. Kodlamaya, dizaynı bitirdik tabii. Sonra geçeceğim. Şimdi koltuk numarası. 2 nokta koyduk. Evet, fiyatı buradan alıyoruz. Tamam. Şimdi bir de ad, soyad, TC, cep numarası, e-mail gibi kısımlar olması lazım. Yine buradan bir label kopyalayalım. Ad olsun. Şimdi textbox'tan alalım. Burada textbox vardı, kopyaladık. Biraz büyütelim textbox'ımızı. Soyadı da alacağız. Bunların aynısını kopyalayabiliriz. Aslında burada sadece label'ın tekstini değiştireceğiz. Soyad yazalım. Adı, soyadı. Evet, şimdi TC'yi de alalım. TC'yi de textbox'a alalım. Ama bildiğiniz gibi TC numarası 11 haneli olur. Ona göre ayarlayacağız kodlamada. TC'yi de 11. Yani burada TC yazdık. Cep numarasını da Mask textbox nesnesini kullanalım. Onu da anlatacağım. Mask textbox'tan cep numarasını alalım. Burada cep yazalım label'a. Evet. Şimdi bir de e-mail alalım. E-mail'i de textbox'tan alabiliriz. Buradan kopyaladık. Textbox label'ı kopyaladık. Buraya e-mail yazalım. Şimdi satın al diye bir butonumuz olsun. Butonumuz biraz büyük olsun. Properties kısmından satın al yazalım. Tekstine geldik. Satın al yazdık. Bir de kapat butonumuz olsun. Tekstini değiştirelim. Kapat yapalım. Sonra bunları her bir satın al butonuna bastığımızda bunların hepsi tetiklenecek ve nereye ekleyecek? Listbox'lara eklesin bunları. Formumuzu biraz büyütmemiz lazım. Ondan dolayı bu solution explorer ve properties kısmını biraz küçültüyorum. Şimdi buraya listbox'ları ekleyeceğim. Listbox'ları eklesin bunları. Bunları biraz üste çekeyim. Evet, şimdi daha iyi. Şimdi buraya, burası nereden kısmı olsun? Başlıklarını atalım, koyalım label'larla. Nereden kısmı olsun? Bunun devamını görebiliriz böyle. Zaten al, kapat butonumuzu da koyduk. Şimdi burası da nereye kısmı olsun? Listbox'ı kopyaladık. Yanına yapıştırıyoruz. Bunlar biraz büyük olsun. Çünkü hem il hem ilçeyi alacak. Ondan dolayı biraz büyük olması lazım. Nereye de kopyaladık? Evet, şimdi listbox'ta bir listbox'ta ekledim. Burayı biraz adı soyadı
Email kısmını yukarıya alalım. Sözü hem de. Tamamdır. Şimdi nereden nereye kısmını hallettik. Tarihi de almamız lazım. Yani tarihi de list box'lara atalım. Tarihi de attık. Şimdi koltuk numarasını atalım. Onun için bir tane daha list box'a ihtiyacım var. Bu list box'ları küçültebiliriz birazcık. Tarihi küçülttük. Bunu da küçülttük. Tamam. Şimdi bu da koltuk numarasını şimdi gelecek. Yani bunun içeriğinin o olduğunu belirtiyor. Başlığı diye düşünebiliriz. Label'da. Label koyup kullanıcıbilirlendiriyoruz. List box'ın içeriği ne olduğuna dair. Fiyatını da yazdırabiliriz. Fiyat için de bir tane list box lazım. Onun büyüklüğü küçük olabilir. Böyle yanlardan çekelim. Çünkü en fazla 3 karakter olabilir. Buradan tekstine fiyat yapmıştık. Şimdi adı, soyadı, o kısımları da yazmamız lazım. Onlar için de list box'ı ekleyelim. Buradan bir list box kopyaladım. Adı başlığını getirdim. Buraya getirdim. Soyadını getirdim. Şimdi buraya bir list box yazdım. Bir de cep numarasını getirelim. Yok, TC'sini de getirelim. Tamam, şimdi 8 tane list box oldu. Şimdi de soyadını biraz küçültelim. Bunu buraya çektik. TC'yi de böyle çektik. Cep numarasını da almamız lazım. Nereden nereye kısmı? Bunların hepsini biraz sola kaydıralım. TC'yi de buraya cep ekledik. Evet, şimdi bu nesneleri biraz çekelim. Çünkü emniyeli de eklememiz lazım sonunda. Evet, şimdi list box onu ekliyoruz. Evet, email için de bir başlık koyduk ve list box'ın özelliğini belirttik. Şimdi bunların name'lerini değiştirelim. Artık burayı biraz çekebilirim. 10 tane list box'ımız var. Bunları aklında tutulabilir. Name'ler haline getirelim. Name'lerini değiştirelim yani her nesnenin. Mesela neredenin ilk kısmını CMB İl 1 yapalım. Çünkü nereden kısmı birinci kısım diye düşünelim. İlçesini de CMB ilçe 1 yazdım. Nereye kısmının ise home box'ın name'ini yine değiştireceğim. Burada CMB il 2 yazdım. Şimdi buranın yani nereye kısmının ilçesini CMB ilçe 2 yazdım. Data time picker bir tane olduğu için data time picker 1 oldu. Name'i.
O kadar önemli değil. Yani kafamızı karıştıracak bir nesne değil. Onun için karışmayalım diyeyim mi? Koltuk numarası CMB. Koltuk ne olsun? Fiyat name, fiyat da Xbox'ının name'ini de T fiyat yapalım. Adı aldığımız kısmının ise T adı yapalım. Soyadı aldığımız kısmını ise T soyadı yapalım. TC kısmını aldığımız kısmını ise T TC yazalım. Cepi aldığımız kısmını ise Masket cep yapalım. Email aldığımız kısmını ise T email yazalım. Bu hangi nesne? Textbox T mail yazalım. Butonu satın al butonu olan. Butonu ise B satın al yapalım. Kapat butonu ise B kapat yapalım. Listbox'ları da değiştirelim. List nereden kısmı için oluşturduğumuz listbox'ın name'i de list nereden olsun? Zaten burada yazar list box'ın ki. Name'ini oradan görebilirsiniz. Nereye kısmının list box'ın ise list nereye? Tarihi aldığımız kısmın ise list tarih. Koltuk numarasını aldığımız kısmın ise list koltuk nol. Fiyat kısmını aldığımız kısmını ise list box'ını list fiyat yapalım. Adı aldığımız kısmın list ad. Soyadı aldığımız kısmın list soyad. TC'yi aldığımız kısmını ise list TC. Cebi aldığımız kısmını ise list cep yazalım. Email aldığımız kısmını ise list email olsun. Evet. Şimdi bunu da yazdık. Artık yavaş yavaş kodlamaya geçebiliriz. Önce TC için oluşturduğumuz textbox'ın 11 haneden fazla girmesini engellememiz lazım. Maksimum boyutunu 11 yapmamız lazım. Onu nasıl yapabiliriz? Şimdi formun load'ına girmemiz lazım. Formun load'ına iki yolla gireriz. Bir, forma sağ tıklarız, properties'e geliriz, advanced'lara geliriz. Burada load'a gelir, sağ tarafına tıklarız. Ya da bu formda boş nesne olmayan bir yere tıklarsak formun load eventine getirir. Şimdi biz TC'yi nereden alıyoruz? Textbox nesnesinden, TTC'den alıyoruz. TTC yani bu textbox olduğu için bunun maximum name'ini belirtebiliriz. Properties kısmında buradan da şimdi TTC nokta text nokta TTC nokta max length kaç olmak zorunda? 11. 11'in üstü ise kabul olmayacak. Yani şu anda sadece en fazla 11 haneli TC numarası girilebilir. Daha fazlası girilemez. Ve bunu böyle yapabiliriz. Şimdi satın al butonuna tıklayınca her şeyin olması gerekiyor. Bundan dolayı satın alın tıklama eventine yani tıklanınca olacak olayların eventine girmemiz lazım. Evet şimdi girdik. Öncelikle kontrolleri yaptırmamız lazım. Kontrolleri şöyle yaptırabiliriz. Try catch yapısını kullanabiliriz. Try catch yapısını. Try kısmı sadece kontrol edilecek kısımda. Catch ise bu kontrol sağlanmazsa burada kullanıcıyı uyarabileceğiniz hatayı da verebileceğiniz kısım. Şimdi try kısmında yapmak kontrolünü istediğimiz şeyleri yazmaya başlayalım.
Şimdi öncelikle combo box'a eksi birden büyük olacak. Yani burada CMB il 1, CMB il 2, CMB ilçe 1, CMB ilçe 2 tarih. Buraları kontrol etmemiz lazım. Bunları şöyle kontrol ettirelim. Önce combo box'ları kontrol ettirelim. If kuracağız. If cmv il nokta bir nokta selected index büyük eksi bir ise ve cmv ilçe bir ilçe biri yazmamışız. Burada düzeltelim. Şimdi ilçeye geldik. Name'ine bakıyoruz. cm il ilçe olmuş. Bu CMB yapalım hemen. Tamam. Şimdi kodlamaya geçebiliriz. CMB ilçe 1 ilçe 1 nokta selected index seçili indeksi eksi 1'den büyük olmak zorunda. Bunu ikinci derste ayrıntılı olarak açıklamıştım. Şimdi bir de cmb il2'yi kontrol etmemiz lazım. Select indeksini kontrol ettireceğiz. Select indeksi eksi 1'den büyük olacak. Ve cmb ilçe 2 nokta select indeks bu da eksi 1'den büyük olacak. Çünkü bu da bir combo box nesnesi. Combo box nesnesi eksi 1'den büyükse combo box nesnesi doludur. Seçili eleman vardır diyebiliriz. Daha sonra tarihe de kontrol ettirmemiz lazım. Tarihe de data time bir tane daha ve kullanmamız lazım onun için. Data time picker 1.text nokta length büyük 0 olmak zorunda. Öyle kontrol edebiliriz. Koltuk numarası da bir combo box. CMB koltuk no'ydu. CMB koltuk no'yu da yine il ve şeyi kontrol ettirmez gibi selected indekslerini kontrol ettireceğiz. Büyük eksi 1 olmak zorunda. Fiyatı textbox'tan aldık. Textbox'ı kontrol ettirebiliriz. Textbox V kullandık. Textbox 1 yok. T fiyat nokta text nokta length büyük 0 ise ve ad soyad TC cep e-mail gibi kısımlar var. Bunları da yapmamız lazım. T at nokta text nokta length büyük 0 ve T soyad nokta text nokta length büyük 0 ve T TC nokta text nokta length büyük eksi. TTC nokta text nokta length eşit eşit 11 olmak zorunda. Değilse olmayacak. Eşit eşit 11. Ve cep numarasını da kontrol ettirelim. O da TC. Yok, bu masked nesnesiydi. Masked text box nesnesiydi. Masked text box nesnesini anlatayım biraz. Burada cep şeklinde girmesini şöyle sağlarız. Buradan properties kısmına masked text box nesnesini seçtik. Properties kısmına geliriz. Burada mask diye bir özelliği var. Mask özelliğine tıklarız. Burada 3 nokta vardı. Burada gördüğünüz gibi çeşitli kullanımlar var. Integer obscure olarak kullanabilirsin. Phone number yani telefon numarası. Ya da phone number no araya yani otomatik yönlendirmeli aramalar aramalı telefonlar için. Mesela 444 0444 gibi bir numara mesela. Short date kısa tarih ya da kısa tarih ve zaman olarak kullanabilirsiniz. Social security number yani sosyal güvenlik numarası gibi kullanabiliriz. Yani SGK gibi düşünebiliriz. Zamana göre sıralarız. Zamana göre bir de zip code buna göre de yapabiliriz. Şimdi bizim seçeceğimiz phone number. Çünkü cep numarası gireceğiz. Telefon numarası.
Ondan dolayı şimdi şu an onu seçtik. Direkt burayı kontrol etti. Phone number gördüğünüz gibi telefon numarası 3, 6, 10 haneli. 10 haneli olunca doğru oluyor. Yani 0 başlarında 0 olmuyor. Yani çoğumuz 0500'lü söyleriz. Ama burada 0 yok. Hep aynı olduğundan. Bunu da şöyle kontrol edeceğiz. Masked text box'ın burada cep için oluşturduğumuz nesnenin neymi? Masked cep'ti. Onu satın alan clean'e girdik. Satın alan clean'de kontrol ettirirken şöyle kontrol ettireceğiz. Filmimiz biraz uzun oldu. Bu kadar nesne olduğundan dolayı. Masked cep.text.length eşit 10 olmak zorunda. Ve cep'i kontrol ettik. Email'i de kontrol ettirebiliriz. Email değişebileceği için, yani karakter sayısı değişebileceği için biz sadece tekstinin length'inin sıfırdan büyük olduğunu bilelim. O bizim için yeterli. Büyük sıfır. Evet, bunu da yaptık. Şimdi bunların hepsini kontrol ettirdik. Bir de bu if kısmı, else kısmına ise, yani doğruysa bunları yapacak. Else kısmına ise mesaj box'a kullanıcı bilgilendirelim. Lütfen nesneleri tam olarak doldurunuz. Yok, lütfen bölümleri tam olarak doldurunuz. Yazalım. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Mesela kullanıcı sonuç, yani satın al dediğinde evet ya da hayır diye sorsun. Yani mesaj box'ın kullanımında evet hayır diye sorsun. Yani işlemi gerçekten satın almak istiyor musun? Yani satış yap olarak istiyor musunuz? Yani satışı yapacak mısınız? Ona göre nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Öncelikle dialog result'a mesaj box şeklinde tutturacağız. Dialog result sonuç diyelim mesela. Eşittir. Mesaj box. Bu mesaj box. Nokta show nokta text. Burada mbox yazdıktan sonra nasıl direkt bu test yazısı çıkıyor onu söyleyeyim. Mbox yazarsanız sonra iki kere tab tuşuna bastıktan sonra bu çıkar. For ve if için de aynı şey geçerlidir. While için de geçerlidir. Yapabilirsiniz. Şimdi messagebox.show test. Buraya şey diyeceğiz. Satışı gerçekten yapacak mısınız? Virgül koyacağız. Başlığı bizden bekliyor. Biz messagebox ayrıntılı kullanacağız. Şimdi başlıkta satış yapma ekranı diyelim. Yine virgül koyalım. Bu sefer de bizden butonları bekliyor. Message box butonlar vardı. Message box buttons nokta of cancel olsun. Virgül. Message box ikonunu da seçelim. Message box ikon nokta asterisk olsun mesela. Seçtik. Burada diğer elemanları da seçebilirsiniz. Burada şeyi kontrol ettireceğiz. If'in içinde if sonuç eşit dialog result nokta ok ise, yani kullanıcı eminse işlemde bunu kullanacağız. If'i açtık. Nerede bitmesi lazım? Bu if. Burada bitmesi lazım. If else kısmını da alması lazım. Yani buranın içindeki if else kısmını da alması gerekiyor. Ondan dolayı buradaki if buradan başlıyor. Burada bitiyor. Burası else kısmı, burada başlıyor, burada bitiyor. Ondan dolayı orayı da alması gerekiyor. Şimdi if kısmı bunu yapacak. Yani if bu if'e girerse sonuç dialog result nokta ok, yani tamama basarsa kullanıcı yapacak bunları. Bakın satış yap dedik. Satışı gerçekten yapacak mısınız? Tamama basarsak, eklemeleri yaparsak, şimdi yapacağız if'in içinde. O zaman list box'a elemanları ekleyecek. Şimdi burada
İl ve ilçe kısmını düzeltelim. Dediğim gibi combo box meselesi bunlar. İl ve ilçe kısmı. Bunları iki yolla yaparsınız. Bir formunun adına girersiniz. Birinci combo box'ları böyle doldurursunuz. Ama bu combo box'lar gördüğünüz gibi şimdi boş. Bunlar boş. Bunları birbirine bağlı olarak seçeceğim. Mesela ben buraya Ankara'yı seçin, buradan Ankara'yı seçince Etimesgut ilçe olarak buradan seçebilebileyim. Ama mesela burada mesela Diyarbakır'ı seçersem il kısmından Ergani kısmı çıkması lazım. Yani yine burada Etimesgut'un çıkmaması lazım. Onu nasıl yaparız? Onu şöyle yaparız. Combo Box'ın Selected indeksini kontrol ettirmemiz lazım onu da. Şimdi önce birinci combo box'a ilk kısımlarına illerimizi iki yolla ekleriz. Ondan bahsedeyim. Burada combo box'ın sağ üst tarafında üçgen var. Burada üçgene tıklayıp edit items yani elemanları düzenle dediğimizde her bir satırımız bizim bir combo box elemanımız olur. Bunu şöyle ekleyebiliriz. Mersin, Diyarbakır, Adana ya Ankara gibi yazabiliriz. Burada 3 eleman olur. Okey dersek gördüğünüz gibi bu üçünü ekledi buraya. Bir de kod da ekleyebiliriz. Bugün kod da ekleyelim. Yine formun no adına gelelim. Formun no adına CMB il 1, CMB ilçe 1, CMB ilçe 1 ile il CMB ilçe 2'yi combo box'ların CMB il 1 ile CMB il 2'nin select indeksine göre yazdıracağız. Onu anlatacağım. Şimdi formun no adına girelim. İlk kısımlarını dolduralım. Şimdi TTC.maxLength'i 11 yaptı. Şimdi de şöyle yapması lazım. CMB il 1 nokta items.get içine ne ekleyecek? Ankara ekleyecek. Noktalı virgül koyduk. CMB il 2 nokta items nokta il 1 nokta items nokta et Diyarbakır ekleyecek. CMB il 1 nokta items nokta et Hatay ekleyecek. Şimdi CMB il 2 nokta items nokta et yine bunları ekleyelim. Bu otobüs firması kendi arasında bu il 3 il arasında çalışsın sadece mesela. Bunu büyütebilirsiniz ileride. Dediğim gibi bunda veri tabanı ve dosyalama kullanmadım ama ileriki derslerimizde veri tabanı ve dosyalama ile de yapacağım. Şimdi buraya Ankara'yı ekleyelim. CMB il 2 nokta items nokta et Diyarbakır ekleyelim. Gördüğünüz gibi birincisinin nereden kısmı için, ikincisinin nereye kısmı için. CMB il 2 nokta items nokta et buraya Hatay yazın. Noktalı virgülü koydum. Şimdi buraya nereden nereden diye yazalım. Burası neredendi? Burası nereden iliydi? Burası nereden iliydi? Burası nereden iliydi? Burası nereye iliydi? Nereye? Evet. Şimdi bunları da ekledik. Şimdi mesela burada Combo Box 1 yani CMB il 1 burada yazıyor. CMB il 1'e tıklayınca yani burada kullanıcı Diyarbakır'ı seçince mesela şimdi iki yerden eklemiştik. Biz buradakileri silmedik. Burada üçgene tıkladık. Edit items dedik. Eğer bunları silmezsek bunları da burada ekle. Bunu sildik. Okey dedik. Yani şu an sadece eklemeleri buradan yapıyor. Formunun adından yapıyor. Eğer şimdi yani deminki gibi silmeseydik edit items yapmıştık en başta. Buradan eklemiştik. Onları silmesek üst, altılı yazı. Ondan dolayı şimdi öyle oldu. Şimdi düzelttik onu zaten. Şimdi burada mesela kullanıcı burada
ile Diyarbakır seçiminde Ergani çıkacak, Çınar çıkacak mesela, Dicle çıkacak. Bu kısımları nasıl yapacağız? Mesela Ankara seçiminde Çankaya çıkacak. Bunları nasıl yapacağız? Şimdi ona geçelim. Onun için combo box'ın, herhangi bir combo box'ın, yani özelliğin bağlayacağımız combo box'ın selected index özelliğine girmemiz lazım. Selected index changed özelliğine. Ona iki yolla gireriz yine. Ya combo box'a direkt tıklarız. Select index changed da bizi gönderir. Ya da buradan sağ taraftan properties kısmından select index changed yazıyor. Sağ tarafına tıklarız. Yine aynı yere gönderir. Şimdi il 1, yani il 1 seçiliyse if kullanacağız. If cmv il 1 nokta selected index eşit eşit 0 ise. Eşit eşit 0 ise ne olacak? Şimdi geçen dersimizi biraz hatırlayalım. Geçen dersimizde ben size demiştim ki burada selected indexlerin her birinin bir numarası var. Mesela hiçbir şey seçili yoksa, yani şu anki durumsa bu combo box için. Combo box'ın selected indexi kaç? Eksi 1. Şimdi burada seçili bir şey yok. Mesela Ankara'yı seçince seçili indeksim kaç olacak? 0 olacak. Mesela burada Diyarbakır'ı seçince seçili indeksim 1 olacak. Ya Hatay'ı seçince 2 olacak. Yani dizi mantığıyla çalışmaktadır combo box'lar. Listbox'larla aynı mantıkta çalışır. Şimdi bunu 3 yolla ekleyeceğim ben. Cmv if cmv il nokta selected index eşit eşit sıfırsa, yani diğer anlamıyla burası Ankara ise. Ankara ise hangi ilçeleri ekleyecek? CMB ilçe 2, 1'e ekleyecek bu sefer. CMB ilçe 1 nokta items nokta et. Mesela etimesgüt eklesin. Ankara'nın ilçesi, başka Çankaya eklesin. Items nokta et, buraya da mama eklesin. Mama. Şimdi Ankara ise bunları ekleyecek. Bir de demiştim, burada eğer buranın Ankara olduğunu 3 yolda kontrol ederim. Bu birinci yol. İkinci yol ise şu. Else if kullanacağız. Else cmv il 1 nokta items nokta biri cmv il 1 nokta selected index göndereceğiz. Eşit nokta to stringini alacağız ve eşit eşit neyse Ankara ise, string olduğu için iki tane çift tırnağın arasına yazdık. Eşit eşit Ankara ise ne yazacak bu sefer? Ankara değil, sonraki ili seçelim. Çünkü Ankara için yaptık. Diyarbakır yapalım. Burada Diyarbakır için yapacağız. Eğer burası Diyarbakır ise hangi elemanları ekleyecek CMB ilçe 1'e? CMB ilçe 1 nokta items nokta et Dicle ekleyecek mesela, Diyarbakır ilçesi olarak. Dicle CMB ilçe 1 nokta items nokta et ekleyecek. CMB ilçe 1 nokta items nokta et ekleyecek mesela. Başka bir Diyarbakır ilçesi. Bunları ekleyecek. Bir de üçüncü bir yol var. Böyle ekleyince else if burada başladı. Burada eğer CMV ile item'larına, yani elemanlarına bakıyor. Seçili indeksin to string, yani string hali. Diyarbakır eşitse bu ilçeleri ekleyecek. Yani kullanıcı, diğer anlamıyla kullanıcı. Buradaki combo box'ta Diyarbakır seçtiyse burası Dicle Ergani Bismil gelecek. Ama Ankara'yı seçtik diyelim. Ankara'yı seçince bunlar geliyor. Evet, şimdi neden böyle olmuyor? Onu
açıklayayım. Şimdi biz mesela burada Comobox'tan eleman seçiyoruz ya. Burada il nereden kısmında? Ankara'dan seçiyoruz. İlçeye gelince Etmezkurt'u seçtik mesela. Bir daha Comobox'a geldik. Diyarbakır'ı seçtik. Bu sefer Diyarbakır'ın elemanlarını da ekleyelim. Yani bizim ne yapmamız lazım? Önce seçtiğimiz Comobox'ların elemanlarını boşaltmamız lazım. Onu nasıl boşaltacağız? Şöyle boşaltacağız. Hatırlarsınız belki textbox'ta textbox bir nokta mesela clear yazıyorduk direkt. Bunda itemsları olduğu için yani elemanları olduğu için tek bir eleman olmadığı için items kullanacağız. Items nokta clear yazacağız. Her bir if'e girince yani her bir selected index yani Ankara olunca CMB ilçe biri itemlarını yani elemanlarını bir boşaltacak. Ondan sonra ekrana yazacak. Yani Comobox'lara aktaracak. Burayı da böyle yapmamız lazım. Çünkü Diyarbakır olunca da böyle yapacak. Çünkü CMB ilçe 1 nokta items nokta clear yapınca Diyarbakır'ın da boşalması gerekiyor. Çünkü her biri için boşalması gerekiyor. Dediğim gibi 3 şekilde seçili indeksi kontrol ettirebilirdik. 2 tanesini yaptık. Bir tane daha var. Onu da yapalım. Else yapalım. Else if CMB il 1 nokta CMB il 1 nokta text eşit 3. ilimiz Hatay'dı. Hatay ise hangi ilçeleri yükleyecek onu yazalım CMB ilçe 1'e. Buraya da Hatay yazalım. Bunu elemanları yine eklemeden önce ekleyelim önce. CMB ilçe 1 nokta items nokta et mesela İskenderun'u ekleyelim. CMB ilçe 1 nokta items nokta et payas ekleyelim. CMB ilçe 1 nokta items nokta et 4 yola ekleyelim. 4 yol. Şimdi üçünü de ekledik. Ama mesela else if'e girince burada her birinde Comobox'ın elemanları boşalması lazım. CMB ilçenin boşalması lazım. Çünkü kullanıcı böyle değiştirebilir elemanları. Yani seçmeden bir başka ili seçebilir. O zaman CMB ilçe 1 nokta items nokta clear'ı bir daha yazdık. Ve elemanlar boşaldı. Yani CMB ilçe boşaldı. Şimdi orayı da hallettik. Yani şu an Form 1 için Form 1'deki yani bilet otomasyonundaki nereden kısmını hallettik. Ankara'yı seçtik mesela. Etmezkurt'u seçtik. Ankara Etmezkurt geldi. Diyarbakır'ı seçtik. Burada her birinde teksti de aslında burada direkt tekstlerini kapatalım. Yani dropdown özelliğini yapalım. Çünkü Comobox'ın text özelliği biraz yani burada kullanmak bizim değiştirmemiz biraz değişik. Yani gerek yok aslında. CMB il 1 text yani burada şu özelliği yine yapmamız gerekiyor. Dropdown style özelliğini dropdown list yaptık. Bunu da yapalım dropdown list olarak. Dropdown list yaptık. Bunu da yapalım. Bu da Comobox. Dropdown list yaptık. Bunu da yaptık. Koltuk numarasını da yapalım. O da CMB koltuk. O da dropdown nesli. Yani Comobox nesliydi. Evet onu da yaptık. Şimdi oldu. Burada Ankara'yı seçtik. Etmezkurt'u seçtik mesela. Diyarbakır'ı seçtik. Burada Erdem'e geldi mesela. Hatay'ı seçtik. Buradan Payas geldi. Böyle yapabiliriz. Şimdi İl 1 için de aynı şeyi yapmamız lazım. Bu sefer birincisinde yani nereden kısmı için yani nereden kısmı için il 1 kısmı yani. Onun için formla yani kodda eklemiştik. Şimdi formdan ekleyelim. Formdan da şöyle ekleriz. Yine aynı elemanları ekleyelim mesela. Hatay. Yine aynı sırayla ekleyelim hatta. Ankara, Hatay. Ankara, Diyarbakır. Hatay. Diye ekledik. Okey dedik. Şimdi Comobox 2
İlçe 2 ile ona göre dolduracağız. CMB il 2'ye göre. Ona da yine aynı mantıkla yapacağız. Buranın aynısı. Yani sadece burada CMB ilçe 2, il 2'yi kontrol ettireceğiz. CMB il 2 nokta if kullanacağız önce. If CMB il 2 nokta selected index eşit eşit 0 mu? 0'sa ne olacaktı? If'i açtık, kapattık, if'in içine girdik. 0 ise Ankara'ydı burası. Sonra Ankara'nın ilçelerini ekleyeceğiz. Buradakinin aynısını yazacağım için tekrardan yazmıyorum. Burayı kopyalıyorum. Çünkü aynı combo box görevi görüyor. Buraya ekledik. Else if kısmına girdik. Bu sefer de items'ına in selected index'ini göndereceğiz. CMB 2 nokta items dizi göndereceğiz. Dizinin yine de index göndermemiz lazım. CMB 2 nokta selected index eşit eşit diziyi kapatalım önce. Diziyi kapattık. Nokta to string yaptık. String'e çevirdik. Eşit eşit Diyarbakır mı? Diyarbakır'sa if'in içine girsin. Else if'in içine girsin. Else if'in içine girerse de burası Diyarbakır'ın ilçe elemanları, ilçeleri. Buraya da buradakinin aynısı CMB ilçe 1 items clear kısmından buraya kadar Dicle Ergani Bismillah ekleyecek. Şimdi else if, bir tane daha else if oluşturduk. Else if'e de bu sefer CMB il 2'nin tekstini ne ile karşılaştıracağız? Hata ile karşılaştıracağız. Üçüncü elemanımız hataydı. Hatayı karşılaştırdık. Sonra yine aynı şekilde buradaki gibi hata elemanlarını burada CMB ilçe 1, ilçe 2. Burada ilçe 1'leri boşaltmayacağız. Burada hepsinin ilçe 2'lerini boşaltacağız. Çünkü bizim ilçe 2'ydi. İlçe 2, ilçe 2. Buraları değiştireceğiz sadece. Böyle ekleyeceğiz. Çünkü CMB, bu CMB ilçe 1, bu CMB ilçe 2. Selected index'ine girdik. Bunları ekleyeceğiz. Asa için ilçeler olan İskenderun Payas 4 yol. Buraları 2 yapacağız. Çünkü mesela orada name'leri, nesnelerin name'leri 2. CMB ilçe 1, ilçe 2 ekledik. Evet, şimdi bir kontrol edelim. İlk seçtik, Ankara etmez bu Çankaya geldi. Diyarbakır seçtik, Erdoğan geldi. Mesela Ankara'yı seçtik. Burada eleman gelmedi. Niye gelmedi? Kontrol edelim. CMB ilki. CMB ilkinin elemanlarını ekledik. Ankara, Diyarbakır, Hatay. Burada CMB ilkinin selected index changes'ına girdik. CMB ilçe 2'ninkine yazmışız. CMB il 2'ye yazmamız gerekir. Çünkü buradaki CMB il 2, buradaki CMB ilçe 2. Bunu böyle kestik. Buraya CMB il 2'ye yapıştırdık. Ve böylece oldu artık. Ankara'ya ekledik. Mesela Ankara, Diyarbakır, Hatay. CMB ilki Ankara, Hatay, Diyarbakır, Hatay. Formun no adında var mı? Formun no adında yazmışız. Burayı silmemiz gerekir. Nereden nereye için? Çünkü biz demiştik birinci birincisini burayı buradan elde edelim. Yani koddan elde edelim. Bir tanesini de yani burayı da nereye kısmını ise buradaki üçgen işaretinden elde edelim. Şimdi burada Ankara'yı seçtim. Buraya Etimesgut Çankaya geldi. Burada Diyarbakır'ı seçtim. Dicle Ergani geldi. Ankara Diyarbakır'ı seçtim. Burada Dicle Ergani geldi. Ankara'yı seçtim. Burada Çankaya Mahmut geldi. Hatay'ı seçtim. Burada İskenderun Payas 4 yolu geldi.
Evet, burayı da yaptık. Artık sadece yapmamız gereken kontrolleri de yaptık. Sadece eklemeyi yapacağız. Eklemeyi yaparken koltuk numarası burayı doldurmamız gerekiyor. Mesela birden 50'ye kadar dolduralım. Her biri için combobox 1.items.add 1, combobox 1.items.add 2 böyle uzun uzun yazmak yerine bir döngüyle yapabiliriz o işi. Formunun adına gireriz. Önce bunun name'ine bakmamız gerekir. Koltuk numarası için oluşturduğumuzun. Diğerine koltuk no. Formunun adına nasıl giriyorduk? Böyle boş nesne olmayan yerde forma tıklayıp. Şimdi name'i neydi? CMB koltuk no'ydu. CMB koltuk no'ya eklerken şöyle yapmamız gerekir. Bir tane for döngüsüne ihtiyacımız olur. For döngüsü birden 50'ye kadar dönsün. Mesela otobüs 20, 50 kişi alabilirsin. İ küçük eşit 50 olsun. İ plus plus. Combobox'ın elemanlarını ekleyeceğiz. Combobox'ın elemanlarına item set yoluyla ekliyorduk. Şimdi CMB koltuk no.items.add ne ekleyeceğiz? For döngüsünün değişkenini yani for döngüsünün indisine burada i. Ama ne yapmamız lazım? Integer olduğundan dolayı to string yapmamız gerekir. Çünkü combobox, lacebox, label, textbox bunların hepsi string kabul eder. Ondan dolayı burada to string'e dönüştürmeyi yaptık. Ve şimdi deneyelim. Şimdi koltuk numarası diyor 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle gidiyor 50'ye kadar ekledi gördüğünüz gibi. Formül yükleme ekranına ekledik. Buradan ekleyebilir miydik derseniz zor çünkü biz kodla ekledik ve döngü kullandık. Şimdi bu text box'ta T fiyatı. T fiyatı da mesela satış yap dedik ya. Burada eğer integer tipinde girmediyse fiyat kısmı patlayabilir. Fiyat kısmını da halletmemiz gerekir. Yani integer tipinde almamız lazım. Onun için bir değişken oluşturalım. In fiyat diyelim. Sonra bool tipinde bir değişken oluşturalım. Bool kontrol fiyat olsun. Yani integer geliyor mu gelmiyor mu onu kontrol edelim. Int32.tryPars açtık içine. T fiyat nokta text virgül out vermemiz gerekiyor bu sefer. Out olarak da integer oluşturduğumuz değişkeni atacağız. Out fiyat yazdık. Ve noktalı virgülü koyduk. Kontrol fiyat eğer doğruysa yani burada bu değişkeni oluşturduğumuz için bu değişkeni sıfır ya da bir döndürür. True ya da false döndürür. Diğer bir deyimle doğru ya da yanlış döndürür. Ondan dolayı böyle kontrol ettirebiliriz. Şimdi bunun içine de şöyle yazacağız. Aslında burayı fiyat kısmını şurada kontrol ettirebiliriz. Burada da kontrol ettirsek olur. Buraya sadece fiyat yazacağız. Kontrol fiyat yazacağız. Çünkü kontrol fiyat sadece yazarsa burası bir döndürülür. Çünkü ipin içi bir döndürüyor sadece. Buraya geldik ve dedik bir daha kontrol fiyat yazdık. Ve if'in içine girdik. Bu if burada bitiyor. Tanımla. Evet. Şimdi neleri ekleyeceğiz? Listbox'lara teker teker ekleyelim elemanları. Önce list nereden eklememiz lazım? List nereden eklemeden önce nasıl ekleyeceğiz? Hem ili ekleyeceğiz hem ilçe ekleyeceğiz. Bunları string değişkeninde tutarsak daha kolay olacak. String nereden dersek değişkenimizin adı string nereden olsun? Neyi tutacak bize? Hem combobox'ın elemanını tutması lazım. Yani combobox seçili eleman varsa burada tutacak. Text'ini direkt tutturabiliriz. Şöyle yapabiliriz. CMB il 1 nokta text boşluk bırakalım. Yani tire koyalım hatta. Artı dedik. Çünkü string'e eşliyoruz. Boşluk bıraktık. Boşluğu da iki tane boş çift tırnağın arasını koyduk. Aralarına hatta şey koyalım. Tire koyalım daha anlaşılır olsun. Artı CMB ilçe 1 nokta text'ini ekleyelim. Çünkü eğer bu if'in içine girerse hem il 1 hem ilçe 1'in selected indexleri büyük olduğu için textleri boş gelmeyecek bize. String nereden? Bize onu getirecek. String nereye
de var. String nereydi? CMB 52.txt artı boşluk tireyi koyduk. Artı CMB ilçe 1. Neden böyle kullanabiliriz? Şöyle, şundan dolayı. Şimdi burası CMB 1.txt, burası string değer getiriyor. Artı koyuyorum. İki tane çift tırnağı yazıyorum. Ve yine artı koyuyorum. CMB ilçe 1.txt, yani burası bana string nereden değişkeni? Nereden değişkeni? Burada bana hem ili tutuyor, hem ilçeyi tutuyor, hem de buradaki kurala göre tutuyor. Yani mesela Hatay'ı seçti. Buraya Hatay gelecek. Buraya zaten tire gelecek. Hatay İskenderun olacak. Hatay tire İskenderun olacak. Nereden öyle tutuyor mesela? Nereye dahil mantıkla tutuyor? Gördüğünüz gibi neden burada yazdığı görüyorum. Görünüyor. CMB il 1, CMB il 2. Nereden içim? CMB il 1 ile CMB ilçe 1'i. Burada da CMB il 2 ile CMB ilçe 2'yi ekledik. Nereye kısmı için. Ve bunları böyle tuttuk. Şimdi nereden kısımlarını ekleyebiliriz? List nereden? Items nokta at neyi ekleyeceğiz? Nereden? Nereden'i direkt ekleyebiliriz çünkü string tutuyor. Bundan dolayı string şeklinde yapabiliriz. Ya da direkt garanti olsun diyorsanız nereden nokta to string alabilirsiniz. Deneyelim mesela bunu. Ankara'yı seçtim. HTML kutusu seçtim. Satış yap dedim. Satışı gerçekten yapacak mısınız? Ben bölümleri tam doldurun. Çünkü diğerleri boş olduğu için eklemedi. Şimdi start dedik. Şimdi list nereden? Nereden ekleyebiliriz buradan? Nereden nokta string yapalım. Kapattık. Tamam. Şimdi list nereden? Ne ekledik? Nereye ile ekleyelim? List nereye? Nokta items nokta at. Buraya neden list nereden nereye yazdığımı söyleyeyim. Buradaki list box'lardan bunları. Yani name'leri. List nereden? List nereye? Items at neyi ekleyeceğiz? Nereye nokta string'i ekleyeceğiz? Şimdi bizim neyi eklememiz lazım başka? Tarihi eklememiz lazım. Tarihi de şöyle ekleyeceğiz. List tarih nokta items nokta at. Data time picker oluşturmuştum bunun için. Gördüğünüz gibi. Buraya bakarsanız data time picker 1 yazıyor. Name'i değiştirmediğim için. Data time picker 1.txt ekledim. Tamam, bunu da ekledik. Sonra koltuk numarasını ekleyeceğiz. Onu kombodan sağlıyorduk. List koltuk numarası yazmıştık name olarak. Items nokta at. CMB koltuk no nokta items koltuk no nokta text ekleyebiliriz direkt ya da items string'i to string yapabiliriz. Göstermiştim onu. Koltuk no'yu da ekledik. Fiyatı da ekleyeceğiz. Fiyatın neyini ekleyeceğiz bu sefer? Biz burada kontrol ettiriyorduk. Alt fiyat yapıyorduk. Yani burası integer dönüyor mu dönmüyor mu oraya getiriyordu. Yani integer değilse eklemiyordu. Şimdi buraya ne yapmamız lazım? List fiyatı önce çağıracağız. Items nokta et dedik. Buraya neyi göndereceğiz? Fiyat değişkenini gönderecek. Çünkü orada kontrol ettirdik. Fiyat nokta to string yazdık. Ve string'e çevirdik. Çünkü integer 32 tipindeydi burada fiyatı. Öyle try parse ettik. Try parse'de ki mantık şu. Integer bubble float gibi double gibi dönüştürebileceğiniz. Birincisinde obje alan, ikincisine out'unu gönderdiğiniz. Burada değişken kullandım. Ben ilk fiyat dedim. Out yani çıkışta fiyata gidecek. Öyle yapabileceğiniz bir kullanımdır. Burada da gördüğünüz gibi kontrol fiyat dedim. Kontrol fiyatsa yani doğruysa, çünkü bool'u if'in içinde çağırırsanız bir durumu gelir. Eğer bir durumunda ise if'e girecek burada. List fiyatı da ekledik böyle. List adı ekleyelim. List adı da t addan ekliyorduk biz. List add nokta items nokta add ne ekleyeceğiz? T add nokta text ekleyeceğiz. Ekledik. Sonra soyad için de aynı şeyi yapmıştık. List soyad nokta items nokta add
test what nokta text. Şimdi ne eklemedik? Adı ekledik, soyadı ekledik, tc eklemedik. Tc'yi de şöyle ekleyeceğiz. Tc'yi nereden eklemiştik? Yine textbox'tan eklemiştik. List tc. Gördüğünüz gibi list tc yazınca geliyor mavi olarak. Items.add. ttc yazmıştım name'ine. Textbox'tan aldığımız. ttc.text. List. Hangisi kaldı? Formu biraz sağa kaydıralım. Ceple email kaldı. Email'i textbox'tan eklemiştik. Cebi de masked'dan eklemiştik. Masked textbox nesnesi kullanmıştık. listjeb.items.add. Masked'ın tekstini eklememiz gerekiyor. masked.jeb.text. Sonra buraya da email'i ekleyeceğiz. Tmail deneyimi list email.items.add. Gördüğünüz gibi isimlerin yani name'leri değiştirince bayağı kolay oluyor. Forma bir iki kere bakınca bütün name'ler aklımızda, ondan dolayı kullanımı kolay olur. Şimdi list email items'e ne ekleyeceğiz? Email.text eklememiz gerekir. Ve bunu da ekledik. Şimdi kapat butonunu yazmadık. Kapat butonunu yazalım. This.close kullanabiliriz. Ya da application exit kullanabiliriz. Ben burada yorum satır halinde application exit yazıyorum. Ama this close çalışıyor. Çünkü yorum satır olduğu için etkisiz. İki yolla da yapabilirsiniz. Application exit uygulamayı sonlandırır. Form this close bu formu kapatır. Tek form olduğu için sıkıntı yok. Şimdi deneyelim programımızı. Ankara, Diyarbakır'ı seçtim. Dicle'yi seçtim. Ankara'yı seçtim. Etimesgut'u seçtim. Tarihi buradan değiştirebiliyoruz. Buradan değiştirelim. 28 Haziran 2015'i seçtik. Koltuk numarası 12 olsun. Fiyatı da 50 olsun. Adı da deneme olsun. Soyadı da deneme soyad olsun. Burası deneme ad olsun. TC'si 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1 olsun. 11 haneli girdik gördüğünüz gibi. Telefonda böyle yazarsak kabul etmez. Böyle baştan yazmamız gerekir. Zaten kabul etmeyecekti. 22-225-223-44-44 yazdım mesela. Email'e de deriz. Mesela buraları önemli değil. gmail.com yazdım mesela. Satış yap diyelim. Satışı gerçekten yapacak mısınız? Evet dedik. Eklemedi. Neden eklemedi? Bakalım. Burada ekleyince cenaze items. Satış yapa bakalım. Evet, hata şurada. Masked textbox'a baktığımızda burada tekstini kontrol ettirmeye çalışıyoruz. Teksti burada bu durumda geliyor. Biz kullanıcıdan girmesini bekliyoruz. Kullanıcı zaten en fazla 10 karakterle girebiliyor. Ondan dolayı buradaki masked textbox kontrolünü, yani buradakini silebiliriz, if'in içindekini. Ondan dolayı böyle bir şey oldu. Silelim bunu. Şimdi deneyelim. Start dedik. İlden Diyarbakır'ı seçtik. İlçeden Dicle'yi seçtik. Buradan Ankara'yı seçtik. Buradan Etmesgut'u seçtik. Tarihi buradan değiştirebiliriz. Haziran mesela burada 28'i seçelim. Koltuk numarası 1'den 50'ye kadar forla doldurmuştuk. 39'u seçelim. Fiyata da mesela 50 yazalım. Adı deneme ad yazalım. Soyada deneme soyadı yazalım. TC'de 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1 yazalım. Cebede 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 yazalım. Şimdi email'e de şeyler yazalım. Gmail.com diyelim mesela. Satış yapıyorum. Satışı gerçekleştirmek istiyor musunuz? Gördüğünüz gibi yazdı. Nereden? Diyarbakır Cezeden. Nereye? Ankara Sıkması. Tarih 28 Haziran 2015 pazar. Burayı getirdik. Koltuk numarası 39. Buraya geldik. Fiyatı buradan girdik.
adı deneme, soyadı deneme, soyad. TC'sini burada, soyadı burada, cep numarası burada, e-mail de burada. Gördüğünüz gibi program çalıştı. Evet arkadaşlar, bu akşam anlatabileceklerim bu kadar. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.